Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün size izlediğim bir belgesel hakkında bir açılış konuşması yapmak istiyorum. Belgesel arkadaşlar Güney Afrika'da geçiyor. Afrika malumunuzdur sıcak ve genelde çöl iklimine sahip bir yerdir. Bu belgeselde 3 tane avcı eve yemek götürebilmek için bir ava çıkıyor arkadaşlar ve bir av hayvan, işte geyik diyelim bir geyik avlama peşine düşüyorlar. Önce geyiklere yaklaşıyorlar. Yani bir geyik sürüsü düşünün. Daha sonra onlardan bir tanesini ayırıyorlar ve onun peşine düşüyorlar. Onu kovalamaya başlıyorlar. Yani saatlerce yani akşama kadar sürecek olan bir kovalamaca başlıyor. Bir tanesi kaçıyor. 3 tane bizim o kabiledeki 3 tane yerli Afrika yerlisi bu geyi kovalamaya devam ediyor. Yani öyle uzun bir kovalamacı ki ben diyeyim işte saatler sürüyor sen de işte akşama kadar sürüyor. Tabi bizim avcılar daha önceden av yapacakları alana stratejik noktalara Susadıklarında su içmeleri için deve kuşu yumurtalarının içerisine su koymuşlar ve belirli alanlarda yorulduklarında işte artık hani susuzluk da baş göstermeye başladığında gittikleri yerlerdeki alanlardaki suları bulup içiyorlar ve av hayvanlarının peşinden koşmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Peki daha sonra ne oluyor? Hayvan artık koşmaktan koşmaktan yoruluyor. Sonrasında bizim avcılar hayvana ok atabilecek mesafeye kadar yaklaşıp ucu daha önce zehirli hale getirilmiş olan oklarını hayvana doğru fırlatıyorlar. Tabi o okun acısıyla hayvan bir daha son can havliyle koşmaya başlıyor. Bizim avcılar onun arkasından bir daha son bir daha koşmaya başlıyor arkadaşlar. Ve sonrasında hayvan yere yığılıyor. İşte av başarılı. Şimdi diyeceksin ki hocam bunun benimle ne alakası var? Burada bizim Afrika yerlerini başarıya götüren stratejik noktalara dikkat etmenizi istiyorum daha önceden nerede av yapılacaklar planlanmış av yapılacak alanlara daha önceden susuzluk için arkadaşlar deve kuşu yumurtaların içerisinde sular bırakılmış ve hayvana nasıl yaklaşılacak hayvan ne kadar süre kovalanacak ve sonrasında hayvan nasıl etkisiz hale getirilip o hayvanın etine ulaşılacak işte daha önce hedefler belirlenmiş ona göre mücadele başlamış ve bu mücadele sonrasında ne yapıyor bizim yerliler hedefe ulaşıyorlar. İşte arkadaşlar ben size diyorum ki evet önümüzde kovaladığımız bir sınav var. Tabii ki sınav kaçacak o sorular kaçacak biz kovalamaya devam edeceğiz. Ne zaman ki biz o soruları yorduk işte o zaman soruları işte zehirli oklarımızla etkisiz hale getirip artık tamamen soruları çözecek duruma gelmiş olacağız. Peki ne zaman olacak hocam bu? Sevgili arkadaşlar size diyorum ki işte son 3 ay. Son 3 ay her şeyin belirleneceği dönemdir arkadaşlar. Son 3 ay hepimiz için yeterli olabilir. Peki nasıl yeterli olabilir? Arkadaşlar Şubat ayına girdiğimizi farz ediyoruz artık ve sonrasında Mart. Bakın Mart'ın sonu itibarıyla bütün derslerden artık ne yapalım konuları bitirelim ve son 3 ay işte o sorulara öldürücü darbeyi vurmak için sorulara iyice 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 yaklaşalım ve sonrasında arkadaşlar oklarımızı çıkarıp soruları bir bir etkisi hale getirelim. Son 3 ay arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları işte soruların yorulduğu aylar olacak ve bizim artık soruların üstesine gelmeye başladığımız aylar olacak. Tabii ki biz bu yolda koşarken yorulacağız arkadaşlar. Tıpkı ne gibi? Avcılar gibi. Peki yorulduğumuzda ne yapacağız? Çok kısa dinlenme molaları, su molaları, hadi çay molaları olsun bizim için, kahve molaları olsun. Ama arkadaşlar koşmayı bırakmayacağız. Bakın koşmayı bıraksaydı avcılar ne olurdu arkadaşlar? av başarısız olurdu. İşte diyorum ki size. Koşmayı bıraktığınız anda av başarısız olacak. Ama sizin o av hayvanının peşinden yani o arkadaşlar soruların peşinden, o konuların peşinden koşmaya devam etmeniz demek sonunda başarıya ulaşmanız demektir. O yüzden son 3 ayı çok iyi değerlendirin arkadaşlar ve son 3 ayda lütfen o öldürücü darbeyi çok sağlam bir şekilde indirin ki hedefinize ulaşın diyorum değerli dostlarım.